Sayın Solak, iyi akşamlar efendim. İyi akşamlar, iyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkür Konukların ediyorum. Konukların kim şey demiyorum, göremiyorum, izleyemiyorum ben şey diyeyim. Aktaracağım şimdi. Stüdyomuzda 20. dönem milletvekili olan DYP'nin Sayın Osman Çilsal var. Aa, sen diyorum, evet. O dönemden. İyi akşamlar efendim. İyi akşamlar, saygılar. Saygılar sunuyorum Sayın Solak. Sağ olun efendim. Sayın Solak'ı zaten Türkiye tanıyor ama ben çok kısa hatırlatayım. Soracağım sorulara binaen çok evet. Önemli bir isim. 28 Şubat sürecinde Hürriyet Gazetesi'nin çok deneyimli gazetecilerinden, siz zaten biliyorsunuz. Yakın tanıyorum. Parlamento masasında çok önemli görevler yaptı. Hürriyet Gazetesi'nde yöneticilikler yaptı ve 28 Şubat sürecinin neredeyse bütün perde arkası olaylarında habercilik yaparak, gazetecilik yaparak adından çok da sıkça bahsettiren bir isim. Bunu söyledikten sonra 28 Şubat sürecinin sizde bıraktığı izler ve ilk söyleyeceğiniz cümlelerle hemen onunla bir başlayalım. Daha sonra iki sorum olacak Sayın Solak. 28 Şubat'a bir günde gelinmedi. Yani 28 Şubat'a adım adım nereden gelindiğini şey dersek. Hı hı. Bakın çok önemlidir. Şimdi bugün herkes 28 Şubat'ın aleyhine konuşuluyor, bilmem ne yapılıyor ama 28 Şubat'ın aleyhine bugün en çok konuşanlar aslında daha önceki dönemlerde 27 Mayıs'tan pek darbeden pek rahatsız olmamışlardır. 12 Mart'tan fazla şikayet etmemişlerdir. Hatta 12 Eylül'de kendilerine zemin buldukları, ortam buldukları için bir de bıyık altından gülümseyip tebessüm de etmişlerdir. Bunların damarına en çok basan 28 Şubat'tır. Sebebi şu, alınan kararlarda, ben öteki yollara işte andıştı oralara da gireriz de, alınan milli güvenlik kararında tespit doğruydu. Neydi? Devrim yasaları, özellikle eğitim birliği yasasının uygulanmadığı için eğitimde bir büyük sarsıntı olduğu yolunda karar alındı. Bu kararı da evet. Bu kararın etkisiyle ortalık allak bullak oldu. Ama işin içine askerler fazla girdiği için de işte o sonunda bir deyim kullandılar. Postmodern darbe diye. Evet. Ben onu kullanmıyorum. Daha çok kulakları çınlasın 9. Cumhurbaşkanı Sayın Süleyman Demirel o dönemi çok iyi idare etti bana göre ki ben sosyal demokrat kesimde tanınan bir gazeteciyim. Evet. Ona rağmen Sayın Demirel'in Cumhurbaşkanlığı dönemini Türkiye'nin büyük şansı olarak gören bir insanım ve o dönemde Sayın Demirel askeri yani Türk Silahlı Kuvvetleri'nin zaferi değil o dönemden Türkiye'yi sivil kuvvetlerin zaferiyle çıkarmayı becermiştir. Aksi takdirde yeni bir darbe olacağı gözle görülüyordu, elle tutuluyordu, o derece gidiliyordu. Hı hı. Kör gözün parmağına gidiliyordu. Yani bazen işte el altından kasetler çiziliyor ama o kasetler de o kadar toplumu etkiliyordu ki yani sonunda kaset dağıtılıyor, bilmem yayınlatılıyor. Fakat o kasetteki konuşmalar da yapılmış konuşmalardı. Ya o Sincan'daki olay tezgahlanmış olaydı. Yani bunlar Kayseri'deki konuşma müthiş bir konuşmaydı. Bütün bunlar üst üste geldi. Nasıl o sırada geldi? O sırada işte oyuna da gelindi. Ama yine tekrar ediyorum. 28 Şubat'tan Türkiye'yi yeni bir süngü ucundan postal ezilmesinden kurtaran sivil kuvvetlerle kurtaran başta Sayın Demirel'dir. Solak, şunu sormak istiyorum izninizle. Şimdi o dönem 28 Şubat sürecinde az önce Sayın Çilsan da o dönemi yaşayan milletvekili olarak evet. Koalisyon hükümetinin, Refah Yolu hükümetinin bir bedel ödediğini ve daha sonra da bu bedeli Türkiye'nin ödemeye devam ettiğini söyledi. Evet, yani katılır şimdi, mısınız onu bilmiyorum. Evet, şimdi bakın ben geriye dönüp baktığımda Erbakan ve Sayın Çiller'in birlikte kurduğu koalisyonun yaptığı uygulamaların Türkiye'ye faydalı olduğunu görüyorum. Alınan kararlar yararlıydı. Fakat o kararları tartacak halde değildi Türkiye. Başka şeyler tezgah kondu. Oradan şey diyorum yani oyuna gelindi. O anlamda söylüyorum. Nedir o oyun? Oyun işte birdenbire biz geldik artık gün bizim, dünya bizim, Türkiye'yi ele geçirelim sevdası olan içinde Cumhuriyet'in kuruluşundan itibaren Cumhuriyet'e ters düşen ve değerlerini tutmayan insanların ortada kendilerini
başka türlü göstermeye çalışırken bunlara mesela başbakanlık konutuna o tarikat ve şıhlar, şeyhlerin gelmesi toplumda büyük bir tepki yaratmıştır. Halbuki o gelen insanların bazılarını tanıyorum ben, gayet muhterem, dini bütün, kendi hallerindeki insanlardı. Yani yüz yüze görüştüğüm adamlar vardı, insanlar vardı. Fakat öyle bir geldi ki devletin bugüne kadar devlet kademesinde hiç görülmemiş bir olay yaratıldı. Onun toplumdaki tepkisi hem gençlik hareketlerinde hem silahlı kuvvetler içinde ters tepti. Bunların o zaman hükümetin yaptığı iyi işler de görülmedi. Bunlar öne çıktı. Anlatabiliyor muyum? Peki, bu olaylar. Medyanın o dönem medyanın bunda payı büyük değil mi o zaman? Yok canım, medya gördüğünü yazar, izler. Ben de izledim yani her gün Cumhurbaşkanlığı, bakın o dönemin önemine binaen rahmetli Çetin Emeç bir şey yaptı. Dedi ki Cumhurbaşkanlığını en kıdemli gazetecilerle takip edeceğiz bundan sonra. Evet. Ben parlamento bürosu şefiydim, temsilci yardımcısıydım aynı zamanda. Bana dedi ki rica ediyorum Sayın Demirel'i sen şey dedi, izle. Ben köşke giden, Hürriyet adına giden çok memnun oldu Süleyman Bey. Çünkü hemen hemen o ana kadar 22-23 yıl parlamentoda, yani Adalet Partisi'nin bütün şeyini eleştirsem de onu izleyen ve onunla ilgili haberler yazan bir gazeteciyi görünce, diğerlerinden daha kıdemli görünce sevindi. Hoş geldin dedi. Beni karşıladı, kalktı. Kapıdan karşıladı. Çok memnun oldu. Ondan sonra her toplantısına ben gittim. Bu nedir? Değer vermedir. Çünkü neye değer veriyoruz? Ya Türkiye çok hassas bir noktadan geçiyor. Bu hassas noktada bu işi Türkiye'yi iyi bilen, deneyimi olan, siyaseti izleyen, siyaseti içinden izleyen, ben de 62'den 63'ten beri gazeteciyim. Yani bir günlük, iki günlük değil ki, şu anda 48 yıl doldurdum. Maşallah. O sırada da bayağı kıdemliydim yani. Evet. Ankara temsilcisinden, hatta genel müdür yardımcılarından, yazı işleri müdürlerinden daha yaşlı ve kıdemliydim. Ben Abdi İpekçi'nin talebesiyim, düşünün yani. Ama bu değer verildi. Medyaya kimse kızmasın. Medyada elbette şey yapanlar vardı, takılıp gidenler vardı. Ama bizler takılıp gidemezdik, gitmezdik. Neden? Darbelerin acısını yaşamış insanım ben. 12 Eylül'den sonra danışma meclisinde bu yapılan pisliği nasıl temizleriz deyince iki tane danışma meclis üyesinden tarafından örfi idareye ihbar edilmiş bir gazeteciyim. Kuliste yaptım ben bunu. Orada nasıl yaptım, neye güvendim? Ben Türkiye Gazeteciler Sendikası Ankara Şube Başkanıydım o sırada. Yani demek istediğim şu, Kenan Evren'in yargılanması gerektiğini henüz Cumhurbaşkanı seçilip de Milli Güvenlik Kurulu'nun görevde olduğu dönemde söylemiş bir gazeteciyim. Hem de ya karşı medyaya söylemiş bir insanım. Yani evet, beni tutmayan gruba söyledim.